Hocam para konusuna girdiğin için e, aklımda o soru işareti çünkü Sayın Başkan toplantıda Biyasa'dan bahsedilince o kalibrede dedi ama tabi e, ekonomik olarak bunu ne kadar karşılayacağız hadi hocayı karşıladık hocanın taleplerini karşılamak da ayrı bir e, bütçe gerektiriyor şeklinde buna benzer bir ifade kullandı şimdi e, açıklanan rakamlar doğrultusunda biliyorsunuz sonrasında bir ekonomi muhabirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi başkan ee, teknik heyete harcanan rakamlar 4.9 milyon euro gibi bir e, tabloda öyle görünüyordu. Yani 5 milyon euro diyelim. Şimdi x bir teknik adamı getireceksin. Herhalde 5 milyon euronun altında bir maliyeti olmayacak. İyi, bir de ekibiyle tamam. gelecek. Evet. Hadi ekibi dahil hepsini 5 milyona bağladın diyelim. <laughs> e bir de bu hocanın önüne bir bütçe koyacaksın. Sen dedin ki kadroyu kuramıyoruz. Mahmut Hocam da kuramadı. Evet. Ben zaten işin içinden çıkamıyorum. Aykut tebessüm etmekle yetiniyor. Nasıl olacak bu iş? Yani %70'i hazır bir kadrodan bahsediyoruz. Yani Sayın Başkan bahsediyor. Aynı e, Sayın Başkan bütçeden bahsediyor. Hocanın, e, hocaya ödenecek ücretten. Sonra o hocaya verecek transfer bütçesinden bahsediyor. Bize bunlara bahsettiği programdan bir iki gün sonra ekonomi muhabirleriyle Üç büyükler arasında en kötü durum olan Fenerbahçe diyor. Nasıl olacak ya? Ya, ben, ya Mehmet Emin şimdi ben, buna baktığında da... Benim belki de zekam bunu algılamaya yetmiyordur yani. Belki de çok basit ana bir şeydir de. Açtığında, ana defteri açtığında Mesut Özül de transfer etmesi, İrfan Can'ın da transfer etmesi imkansıza yakın bir şeydi. Yani demokraside çareler bölüm yani mutlaka bir kılıfına uyduracaklar. işin daha ve <laughs> şeklini bunu söyleyeyim. Sponsor olur, finansör olur. Bir de şunu gördüm. Ee, Ali Koç'un iki yıldan beri yani aklına kim yerleştirdiyse biz Türkiye'de on numara dediğimizde Hacı gibi bir on numara, Alex gibi bir on numara diye hep bahsederiz ya. Ali Koç'un da kafasına biri yerleştirmiş. Kendi futbol anlayışına Bielsa. Ya şu, keşke şu adam alabilse Ali Koç da. Yani onun hep onu ben bunu birkaç yerde karşılaştım. Hep onu örnek gösteriyor. O kalibre, o stil, onun gibi Hevesli, onun gibi arzulu, hırslı. Peki, peki. başka bir soru o zaman. BESA dediğin için soruyorum. BESA'ya verecek kadro bu mudur? Yani sürekli biz şunu konuşmuyor muyuz? Fenerbahçe'ye uygun hoca kimdir konuşuyoruz? Aslında evet. soru şu değil midir? Bu mevcut kadro hangi hocanın elinde iş yapar? Yani hocaya göre kadro Bravo. mu yapacağız, Asıl kadroya soru. göre mi hoca yapacağız? Asıl soru bu. En son yayına stüdyoya geldiğimde aykutla da Aykut'un programında bunu konuştuk. Ya bu oyuncu kadrosuna en uygun teknik adam kim? Fenerbahçe onu bulmalı. Fenerbahçe marka peşinde değil. İyi teknik adam da bu kadroya uygun teknik adam da e, karar kılmalı diye konuştuk zaten. Fenerbahçe'nin mesela bir e, Popüler yine güçlü bir teknik adam getirsin. Benim sistemimde Gustavo yok diyebilir. Diğer teknik adam benim en önemli oyuncum Gustavo olacak diyebilir. Fenerbahçe yani siz tek tek biraz önce oyuncu isimleri üzerinden gidiyordunuz galiba. Altay'ın kalacağını düşünüyorum. Tamam, kaleyi verdin. Mutlaka Harun olmayacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda iki numara bir kaleci olmak zorunda. Fenerbahçe takımında. Bir tane kaleciye ihtiyacımız var. Evet. Sağ beklerden Gökhan Gönül'ü say saymıyorum. Evet. Ee, Nazım Nazım istenilen performansı veremedi. Diyorum evet. ki yine bir sağ bek lazım. Gökhan tamam. olmayacak çünkü. Evet. Stoperlerimizden Serdar kalıyor. E, Salay satılır mı satılmaz mı satışa belki en yakın futbolcusu Fenerbahçe'nin şu anda. Evet. Yani e, herkes Ozan tufan üzerine falan gidiyor ama bence satışa en yakın Avrupa piyasası anlamında yaş anlamında salayi görüyorum. Evet. Salay kalır mı kalmaz mı bilmiyoruz. Kısaranç evet. var. E, diğer stoper. Lemos. E, Lemos var. Lemos'u zaten hiçbir verim alamadın. Gözden çıkarıp zarar etmeden ver kurtul moduna girebilirler diye düşünüyorum. Ama evet. bunları da son dakikaya bırakmaları lazım. Sağdır. Yerine koyabilmeli ki Sadık evet. sadı, de yaşadı. Performans anlamında da yok. Solbek'e geçtiğimizde Novak hiçbir şey veremedi. Büyük umutlarla geçen senenin en iyi sol beklerinden de Trabzonspor'da yok. Caner en önemli soru işaretlerinden biri. Ben Caner'in kalmasından yanayım ama başkanın açıklamaları bazı yöneticilerden duyduğum ifadelerde Caner'i gözden çıkarmaya yakınmış gibi bir Fenerbahçe yönetimi izlenimi aldım. Evet. Belki gelecek hocanın, yabancı hocanın bile bunda faydası olmayacak kalsın ve kalsın gitsin anlamında. Ben kalmasından yanayım onu söyleyeyim. Sen yeni transfer ettiğin İrfan Can mutlaka kalacak. Mesut Özil'i gözden çıkaramazsın. Yeni bir sansasyonel bir sayfa açmış olursun. Skandallar doğurursun yeni. Evet. Mesut Özil kalacak. Ozan Tufan kalacağını düşünüyorum. 20 milyon euro verileceğini düşünmüyorum yani Avrupa piyasasında. Herkes hani 20 milyonun üzerinde bile yapar ve Hı -hı. sözleşmesindeki 20 milyona bağlı olarak gider diye. Ozan Tufan da kalacağını düşünüyorum. Pelkas'ı satabilirsin. Fenerbahçe 10 milyon euronun üzerinde ver satmaz diye düşünüyorum. Pelkas'ın da yani 10 milyon rakamlarını bugünkü piyasada zor yakalayacağını düşünüyorum. Peki. 15'ten bahsediyorlar. E, hızlandıralım evet. mı istiyorsan bak Gustavo Sosa Gustavo Sosa en büyük soru işaretleri kafamızda işte konuştuğumuz. Ve İkisinden bunlardan... Ya ikisi de gidebilir ya en azından birisi gidecek diyorsun değil mi? Biri kesinlikle gider diyorum ben. Sinan i̇kisi Gümüş. de gidebilir. Bir. Sinan Gümüş de gider. O sayı. O sahi müşteri var diye duydum. Mehmet Emin. Başkanın söylediği herkes başka yönlere çekti ama 6 milyon euroluk bir teklif mevzusu var diye Evet. Bu Osay diye duydum ben. Tamam. Osay biraz da para Tiam e, gider. Tabii bunların gider diyoruz da bu e, nasıl kurtulacaklar? Sizse zaten Sissi gitti. Bitti. Gitti. gitti. Evet. Samat da Vale <laughs> da mutlaka kurtulacaklar. Berot'u da yakalar. Perotti. yok gitti Ber bak, şimdi. Yok. bak şimdi. Bak şimdi. Bunu ben geçen gün yayında saydım. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 futbolcuyu gönderdik. İki tanesinde şerh var. 14 de olabilir, 12 de olabilir, 10 de olabilir. 10 tane topçu gidiyor. Bu arada Oytun, kaleci Oytun da ayrıldığını açıkladı. Bunun dışında Salay, Ozan, Pelkas, üçünden birisi belki üçü de satılabilir. E %70'i hazır kadrodan bahsediyor. Nerede? O %70 dedi. Ozan, i̇şte bütün bütün takım gitti. Fenerbahçe tekrardan sil baştan kadro yapacak. Orada da hoca Hocam, yok. Hoca da yok. Kadar, pardon. Kadar. Biz, pardon. gider dediğimiz oyuncular zaten bir anda kurtulamazlar sayın hocam. tabii o, da, o başka bir sistem kalacak. O, o, koca bir soru evet. işler. Şimdi şu hoca bu zaten biz her sene bizim takımlarımızda, Türk takımlarımızda devamlı her sene minimum 8 10 transfer yapıyoruz. Ocak ayında da 3 tane, 4 tane, 5 tane yapıyorsun. Bu bu sene de böyle olacak. Fenerbahçe'de de hoca da gelse Yine 8-10'a yakın transfer olacak Ocak ayında yine sil baştan olacak Hoca oturtamadığı zaman 8. 10. hafta biz buralarda hep konuşacağız Yürümüyor işler diyeceğiz Hocayı da yiyeceğiz göndereceğiz Farklı evet. bir hoca yiyeceğiz Beşiktaş'a geçelim artık Maalesef bu iş böyle Bunun altında hiç çıkamıyoruz Hep, hep şeydeyiz yani böyle Kör topal gidiyoruz işte Ozan'cığım Evet Fenerbahçe'ye bağlama cümlesi sende olsun Ozan Zeybek Sonra Beşiktaş'a devam edeceğiz Şimdi biz böyle Mehmet Emin'le beraber denk geldiğimiz için programda çok karamsar bir tablo uz, çizmiş gibi olduk Fenerbahçeliler adına ama bir Beşiktaş, biraz sonra Beşiktaş konuşacaksın Galatasaray'ı konuştunuz herhalde. Galatasaray Beşiktaş'ın e, stratejik ilerleyişine ve kadro durumuna baktığımızda Fenerbahçe'ye yi yine bir gülümsetiyor. Daha iyi durumdayım diye sevindirebilir Fenerbahçe taraftarlarını. Peki. Son, evet. Bir şey diyordun? Yok yok son cümlem yani Fenerbahçe ile o kadar kötü karamsar bir tablo yok. Yani bir an önce zaman kaybetmeden Fenerbahçe gibi bir camianın, bak diğer kulüplerimizde Galatasaray'da Beşiktaş'ta aynı krizi yaşıyor. Bir an önce teknik adamını bulmalı ve rotayı çizmeli. Kimler gidiyor, kimler kalıyor. Bunlarla bizim yazdığımız, konuştuğumuz gibi 30 saniyede bitmiyor. Günlerini alacak. Belki transferin son gününe kadar kurtulma veya yakalama operasyonları yapacaklar. Galatasaray'da Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta daha kolay çünkü niye? Fatih Hoca vermiştir bütün raporları. Kimler kalacak, kimler gidecek? Sergen Hoca aynı şekilde. İşte o rapora yeni gelecek hoca Şimdi, uyuyacak mı? Ben mu, de musun? onu diyorum. Fenerbahçe'de ama yok. Yeni gelecek Ser şeyde Beşiktaş'ta i̇şte Beşiktaş'ta Galatasaray'da zaten ikisini anlaşacak. Kim gelirse gelsin. Fatih Hoca da gelecek şeyde ama Fenerbahçe işte hoca sıkıntısı bir an evvel çünkü herhalde şeyden sonra açıklarlar kongreden sonra. Bu arada Fenerbahçe ilgili Ozan'la hemfikir olduğum nokta şu. Evet Fenerbahçe için ben karanlık hatta zifiri karanlık bir tablo çiziyorum ama Galatasaray'a ya da Beşiktaş'a baktığımda ışık falan görmüyorum. Hele ki Fenerbahçe'de kıyaslarsan bir de bu yabancı konusu var ya ne olacak? Bak hızlıca sayalım. Altay Caner, Nazım, Serdar, İrfan, Mesut, Ozan. Bunlar Fenerbahçe'nin elindeki yerli oyuncular. Ama sen şimdi Galatasaray'da görmüyor diyorsun. Galatasaray'ın bir kere kalecisi, stoperleri falan hepsi hazır. Hepsi de takır takır oynayan adamlar. Çatır çatır oynayan adamlar. <laughs> bu ligin hemen hemen bütün herkesinde. de... E ...övgüyle bahsetti oyuncular. Orada bir sakatlık yok. Şimdi hocam kalesine bir şey söylemiyorum ama stoperler konusunda... Bu... Türkiye Lig'lerinde götürüyor bunlar. Belki de problem bulur yani. Kriterimiz Türkiye Lig'i O zaten şimdi. başkasını düşünmemek hayır, hayır. lazım. Şunu söylemek istiyorum. Ben e, Luyendaman'ın e, sakatlık sonrası performansından... ...haz etmiyorum. Memnun değilim. E, i̇leri bölgeye bakınca orada... E, ...Feguli soru işareti. Onyekuru herhalde olmayacak gibi görünüyor. Orada çok ciddi değişiklikler söz konusu... Artı yerli oyuncu olarak şunu söyledim. Altay Caner, Nazım, Serdar, İrfan, Mesut Ozan. Şu grup bence şu anda zirveye oynamasını beklediğimiz ya da o hedefler de olsun hiçbir takımda yok görünüyor. Öbür tarafta da daha dirençli var oyuncuda Şimdi bunlar teknik kapasite olarak iyiler saydıkların Türk oyuncular ama Galatasaray'ın da son dönemde aldığı iki Türk oyuncu ve elindeki olanlar kabul ediyor. Şey, o konuda Galatasaray devasa bir adım attı. Oyunu iki ediyorum. yönlü oynayan oyuncular. Hı hı. Buradakiler de tek yönlü. Bir, bir iki tanesi iki yönlü oynayan oyuncu var. E Beşiktaş'ta da eksik e, Türk oyuncu eksikliği var. Evet. Bunu söylemek evet. lazım. Beşiktaş'ın evet. en büyük Aykut, handikapı. Şunu söylemek istiyorum. Yani Mehmet Emin gibi yine Beşiktaş'ın kimleri gitti? En güçlü üç tane silahı şu anda yok kiralıklarda. Evet. Rozier'i, Abu Bakar'ı gitti. Yok. Galatasaray'da da birçok oyuncu yok. Sonradan getirdikleri kiralıklar var. Bugün yarın maçlar başlıyorsa Fenerbahçe'nin kadrosu yine hepsinin önünde. Peki